Zaman çok hızlı ilerliyor. Ameliyat olduğumuzun üzerinden bir yıl geçmiş. Tuğba Hanım bizim en cici hastalarımızdan biri. İnanılmaz güler yüzlü. Çok Ama herkes gibi. O da ameliyata gelmeden önce çok korkuyordu. Çok korkuyordu. Bu kararı kolay verdiniz mi? Hayır, hiç kolay vermedim. Uzun bir süre, bir sürü doktoru araştırdım, hastane araştırdım, yöntem araştırdım ve en sonunda sizinle yoluna devam etmeye karar verdim. Peki, macera bitti, film bitti. Bir yıl oldu. Bugün ne düşünüyorsunuz? Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biri. Öyle mi? Kesinlikle. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. E, ve gerçekten verdiğim en doğru kararlardan biri. Keşke bunu bir 10 yıl önce yapabilme şansımız olsaymış. Haklısınız ama 10 yıl önce belki benimle karşılaşmayacaktınız. Evet. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Şansım değil mi? burada da oraya giriyor. Evet. 10 yıl o yüzden ben zaten Amerika'daydım. Beklemişim. O yüzden karşılaşamazdık. İyi evet, olmuş. Sizi bekliyormuşum. Sizi tanımak çok büyük bir keyifti. Gerçekten bizim için öyle çok cici bir hastasınız. Çok teşekkürler. Peki herkes merak ediyor. Ee, bu ameliyattan sonra hiç herkesin anlattığı gibi, etrafınızdan duyduğunuz gibi korkunç senaryolar başınıza geldi mi? Hiç kötü bir şey yaşadınız mı? Hiç kötü bir şey yaşamadım. Ee, siz ağrınız olmayacak dediğinizde şiddetli ağrılarım olmayacağını düşündüm. Ağrım olacak ama şiddetli olmayacak diye düşünmüştüm. Gerçekten hiç ağrım olmadı. Hiç mi olmadı? Hiç olmadı. Nasıl olmaz ya? olmadı. Gerçekten hiç olmadı. Güzel. Ee, yani çok rahat geçirdim. Evet bir acemiliği oluyor. Ameliyattan sonra dokunmalı mıyım, dokunmamalı mıyım, ne yapmalıyım? Hani o tereddütler oluyor ama hiçbir sorun yaşamadım. Çok kolay atlattım. Bir haftadan sonrası çok çok daha kolay zaten. Tamponların çıkmasından sonra her şey çok daha rahattı. Ve çok hızlı iyileştim yani. Çok çabuk adapte oldum normal hayatıma. Hayata pozitif bakmak ameliyat sürecini çok olumlu etkiliyor. Siz zaten pozitif bakıyorsunuz. Ama şunu bilin ve şunu lütfen Emin olun ki burun ameliyatı ağrısız bir süreçtir. Etrafınızdan korkunç senaryolar, korkunç hikayeler duyuyorsunuz. Hiçbiri gerçek değil. En azından titizlikle yapılmış, tecrübeli hekimlerin yapmış olduğu burun ameliyatları sonrasında gördüğünüz gibi ağrı olmaz, morluk olmaz, şişlik olmaz ve hızlı bir iyileşme dönemi olur. Kesinlikle öyle. Çevrenizdekiler ne düşünüyor? Burun ameliyatınızla ilgili doğal olduğunu düşünüyorlar mı? E, düşünüyorlar. Fark etmeyen insanlar da oluyor ki benim burnum aslında bayağı eriydi ama hani... Hmm süreci yani çok güzel oturduğu için bence yüzüme çok yakıştırıyorum kendime bu ve artık benim burnum. Ee, gerçekten uyumlu olduğu için insanlar hiç yadırgamadı, hiç negatif bir te tepki almadım. Artı herkes sordu kime yaptırdın, nasıl geçti, ağrın oldu mu, sızın oldu mu diye. Hepsini çok rahatlıkla anlattım. Hiçbir sorun yaşamadığımı ve sizden bahsettim. Çok kolay bir süreçti o yüzden benim için. Hiç kötü bir tepki de almadım. Yani sonrasında da güzel bir süreç yaşadım. Hiç tanımadığınız insanlar yine soruyor mu size burun ameliyatı olduğunuzu? Fark etmiyorlar fark ki. Fark etmiyorlar. İnsanlar fark etmiyor. Evet. Bence zaten güzel burun ameliyatı fark edilmeyen burun ameliyatıdır. Evet. Siz birisiyle tanıştığınız zaman muhabbet sizin burnunuza geliyorsa bu iyi bir şey değil. Burnunuz ya çok güzeldir, yüzünüzün hak ettiğinden daha güzeldir. Bu iyi bir şey değil. Yapay Uyuz. burun olur. yüzünüzde uyumlu olmaz. Yine güzel olmaz. Ya da kötü yapılmıştır. İnsanlar üzüldüğü için belki size bunu sorabilir. Yine mutsuz olursunuz. En doğalı, en güzeli sizin burnunuzun ameliyat olduğunun hiç fark edilmemesidir. Doğallık budur. Etmiyorlar. Çok sevindim. Geçmiş evet. olsun. Çok teşekkür ederim Gürkan Bey. Her şey için çok sağ olun. Çok sağ olun.